Önce en sıcaktan başlayalım. Tamam. Dün yani dışarı sızan veya kulis bilgilerine göre zaten her şey bence tamamlıyor birbirine. E, bu mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kadar gitmiş. Hı, hı Ve o da bu olaya çok öfkelendiği söyleniyor. Bunu ilk kez burada açıklıyoruz. Evet. Değil mi? Ben hiçbir yerde okumadım. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne konmuş. Böyle böyle mesajlar atıldı. Yeni Sayın Bakan Vali, Vali Sayın Bakan Ali Yerlikaya hedef alındı. Bunlar da bu tür hesaplar İçişleri Bakanı'nın ilişkisi de anlatılarak Cumhurbaşkanı bu olaya çok sinirlenmiş ve gereğini yapın talimatı vermiş. Bir soruşturma başlatığı bilgisi de bizde var. Şöyle evet Cumhurbaşkanı bu açıklamasının arkasında dikkat edin bu arada sen bir söylemedin ama ben başka şeyleri de takip ediyorum. Cumhurbaşkanının iletişim Başkanı'nda görev yapan önemli bir bürokrat da. Hı hı. Doğrudan bu trol hesaplarını hedef aldı. Nitekim bu olay hakkında soruşturma başlatıldı. Hı hı. İşin enteresan tarafı konuşulan şey şu. Bu soruşturmada nasıl olmuşsa bu trol hesaplarına belli ki içeriden birileri tarafından da sızdırılmış. Ve hani böyle büyük bir tepki Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi gelince kendi taraftarları da hesapları kapatın. Bu soruşturmaya da aslında bir şekilde korumak amacıyla kendilerine böyle bir kapatın talimatı verilmiş ve bu şekilde gerçekleşmiş hadise. Yani olayın arka planında yaşanan hikaye bu. Şimdi bu bile bu troll hesaplarının son derece örgütlü organize bir faaliyet yürüttüğünün kanıtı. Şimdi bakın biz Türkiye bunu ilk kez karşılaşmıyor. İlk kez yaşamıyor. Daha önce ben hatırlıyorum. Sizin yaşınız genç. <laughs> Denizciler sitesi vardı, Karanet vardı, TSK kulis vardı. Bunlar 2000'li yılların 2005-2006-2007-2008 yıllarında yani Ergenekon davası, Balyoz davası gibi kumpas davalarının hazırlık sürecinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik FETÖ ulaşçılarının kullandığı sitelerdi. Ne olurdu? Bir tür troll sistemi gibi şimdi buralardan bir takım bilgiler servis edilirdi. Arkasından bunlar FETÖ'ye müzahir yayın organlarında yayınlanır, arkasından hı hı. operasyonlar. Taraf ve Zaman gibi gazetelerde yayınlanır, sonra operasyonlar gelirdi. Bu olay bunu, bunu hatırlatıyor, bu hadiseyi. Şimdi bakın, aday, biz kitabı yazarken Erdoğan'a çok yakın bir bürokratla konuşmuştuk bu troll meselesini. Aynen bize şunları söylemişti. AKP'de, AK Parti'de onun ifadesiyle kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık var. Örneğin sevilmeyen bir troll hesabının tweetini paylaşması sanılanın aksine kabinedeki bazı bakanları huzursuz ediyor zira ters tepiyor sohbetler hani bu trollerin peşine düşünce şunu gördük. Partide, partiyle ilişkili 3-4 ayrı troll ekibi mevcut. Bir tanesi bu arada iletişim başkanlığına bağlantılı olduğunu biliyoruz. Onlar bir şey yapıyorlar bu iş içinden. Birisinin Metin Külünk'e ait olduğu. Ya yani bunlar işte Yenine çıktı. Soylu. Bizim bir Soylu. itirafımız vardı orada da. Şimdi ama Soylu olayında ki kırılma hadisesi nerede yaşandı? Hatırlayın Mustafa Şantop olayında yaşandı. Evet. Doğrudan doğruya meclis başkanına evet, evet. Cumhur Frankfurt denilen, İçişleri Bakanı'na da yakınlığıyla bilinen bir hesap adeta bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclis başkanını hapse atmakla tehdit etti. Evet. İbrahim Haskaloğlu'nun fotoğrafı Muhalif bir bilmem ne falan filan değil. İbrahim evet. Haskaloğlu'nun kendisiyle beraber fotoğrafı vardı. Ona bir cezaevi imasına bulunuldu ve bu çok büyük bir şey yaptı. Hatta Mustafa Şantop biliyorsunuz Mustafa Şantop da aynı zamanda İçişleri bakanı sorununu size Sedat Peker hadisesinde 10 bin hı hı. dolar alan iyi değil. vekil Doğru. meselesini hatırlatırım. Hı hı. E, doğrudan doğruya trolü hedef aldı. Normalde biliyorsunuz böyle bakanlar falan, bu meclis başkanları trollere cevap vermezler. Bu sefer cevap vereceğim dedi. Ben de sessizliğimi bozacağım evet, çünkü dedi. Çünkü o cevap açıkçası... Süleyman Soylu'ya verilmiş bir cevap. Çünkü arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış evet. gibi bir mesaj paylaşılıyor yani evet. Şentop imasıyla. Şentop da ne demişti? Evet. Çok net bir şekilde e, biz kimin kiminin olduğunu, kimin evet. adamı olduğunu, kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Vekil arkadaşlar sahibiyle görüş dediler evet. demişti. Şimdi e, sonrasında şu ortaya çıktı bu hadiseler üzerine. Bakın o dönem bu kişi araştırıldı Cumhur Frankfurt filan yurt dışından kalkmış gelmiş bir takım reklam şirketleri kuruluyor. Ve bu reklam şirketlerine bağlı, bu ajanslara bağlı bir tür trol orduları oluşturuluyor. Ve bunlar açıkçası kime hizmet ediyorlarsa onun için operasyonlar yapıyorlar. Hı hı. Ve öğrendik ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açın bakın bunları. Bunlar mesela ben açık söyleyeyim Barış Terkoğlu olarak Cumhurbaşkanı'na eleştiren bin tane yazı yazmışımdır. Bin tane konuşma yapmışımdır. Bin tane belki tweet atmışımdır, şey yapmışımdır. Ama bunlar bakın Türkiye'deki hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın değil, kendi doğrudan doğruya bakanlarının, kime hizmet ediyorlarsa onların operasyon aygıtı haline gelmiş durumdalar. Mesela belki Erdal, editörümüz Erdal onları söyleyebilir. Birkaç tane örnek ben hazırlamıştım. Bazı haberseler. Evet. Bunlar Süleyman Soylu'nun Ağzından çıkanı Süleyman Soylu'nun e, amaçlarını gerçekleştirmek için sosyal medyada faaliyet yürütüyorlar. Onları gösterebilir miyiz bilmiyorum. Tabii hatta sen de gösterebilirsin. Evet kalkıp göstereyim. Şöyle Meşhur şu bu sana bu bölümde. Evet. Hangisini istersin Barış ilk? Heh, mesela bu, bu bakın arkadaşlar bu çok tipik bir şey. Ee, bir tweet atılıyor. Bu da karşı bir muhalif ee, Süleyman Soylu'nun akrabası Cengiz Dinç Siber daire hakkında troller anı yalanlama için atılan tweet'i reyete etmiş Paylaşımdan sonra yorumlara da hemen gelmişler. Bu bu Süleyman Soylu'ya karşı atılmış bir tweet Evet Hemen altına bakıyorsunuz bir troll hesap devreye girmiş Tweet'e tweet atanın kimliğini <laughs> Bağlantılarını yayınlamış Yani anlatabiliyor muyum durumu? Evet Devam edelim Erda, mesela Soylu Haber diye bir internet bir şey, birkaç örnek ne evet. demek istedim? Sadece Süleyman Soylu haberleri veren bir şey bu. Adının hakkını veriyor. Adının verir hakkını veriyor. Evet. Geçebiliriz. Mesela bakın bu bir Süleyman Soylu sitesi. Sadece Süleyman Soylu şey yapıyor. Bakın mesela o günlerde şimdi de bu arada Batuhan Çolak içeride gazeteciler hı hı. içeride. O dönemde aynı İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan doğruya takip eden geçebiliriz hızlı hızlı geçelim. Mesela bu, bu doğrudan doğruya İçişleri Bakanı ile ilişkili. Yine Batuhan Çolak'la ilgili evet. haberi paylaşmış. Mesela bak şimdi işte burada şey bu troll ağı içerisinde üç tane isim öne çıkıyor. Bir tanesi Cengiz Dinç. Dinç. Cumhurbaşkanı şey İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınbiraderinin kayın damadı galiba, akrabası. Yakından ayırmadığı bir bilsin bu internet sitelerini, demin gösterdiğim internet sitelerini şey yapamıyorsun şey, bu da komik bir şey. Direkt soyluda Soylu. bir için. başka da bir şey demeye gerek var <laughs> başka mı bilmiyorum. Bir şey de yani derdini onu, anlatmış. Ondan sonra onun hesapları. Doğrudan doğru bakıyorsun zaten evet. açtığınızda soyludan başka bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanlığı bir şey olmuş falan onlar yok. Geçebiliriz arkadaşlar. Mesela bakın bu bu hesap. Ümit Özdağ mesela bakın o Tabii. dönemki Ümit Özdağ Soylu, Soylu arasında kavga varken doğrudan Ümit Özdağ saldırılar Kardeşin CIA Türkiye masasında çalıştı mı? Bu şekilde yani bel altı vuruşlar. Ve böyle etiketler. Ve sadece bakın muhalif Ümit Özdağ gibi muhalefetteki liderlere değil. Geçelim sonrasına. Mesela bu da yine soru. Samimi haber. Mesela Mehmet Metiner'e. Evet. Hatırlarsınız Mehmet Metiner CNN Türk'te bir gün FETÖ ile mücadelede İçişleri Bakanlığı'ndaki birtakım eksiklikleri konuşuyordu CNN Türk'te. Tak diye telefon geldi CNN evet, Türkiye evet. İçişleri Bakanı bağlandı. yeni bakın. Mehmet Metin canlı yanında İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı attı. Skandal nitelikindeki iftira 3 dakika sonra inkar ederek bir skandal daha imza attı. Bu da Soylu'nun sitesinden Yani parti içi kavgalarda da kullandığı bir mekanizma bu. Evet. Şimdi bu mekanizmada anlatılan şey haber siteleri var. Murat Bey sizin öncesinde söze girmeden ben sizin Anlatıyorum ama kusura bakmayın bir birkaç dakika daha alacağım. yaptık öncesinde sunum evet. Haber siteleri var. İnternette hesaplar var. Bunlar kimi zaman parti içinde soylu karşıtlarını, kimi zaman soyluya muhalif Ümit Özdağ gibi Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Bakan gibi <laughs> politikacıları hedef alıyorlar. Ya da gazetecileri hedef alıyorlar. Burada hani ebabil yapılanmasını zaten söylediğin Özgür Özel'in de açıkladığı bir troll ordusu var. Evet ve bu troll ordusu Özgür Özel'in anlattığı şekilde aslında büyük bir mekanizma ve hep birlikte çalışan bir organizasyon işin fakat siber tarafına çok büyük yatırım var. Yani evet. bu trol orduları sadece bir tarafı, bir bölümü de sizin evet. kitapta yazdığınız işte evet. siber suçlar kısmına alınan evet. e, personel. Şimdi orada orada da şu var. Bakın 15 Temmuz sonrasında devlette bir sorun var. FETÖ meselesinde özellikle çok sayıda bilgisayar flash disk ...ah biliyorsunuz Tabii. haberlerde biliyor mahrem imamdan 44 tane flash disk Tabii. çıktı kim yani bunu inceleyecek kim inceleyecek bunları, bu kadar şeyi. sorunu ortaya çıkınca toplu bir yani 678 sayılı KHK ile siber suçlarla mücadele dairesine 500 tane geçici uzman alınacak fakat bu o kadar kötüye kullanılıyor ki o 500 kişi o dönemki İçişleri bakanı olan Süleyman Soylu tarafından kimi ev hanımı hiç hala konuyla alakası olmayan siberi geçtim Kitabı yazarken konuştuğumuz bürokratlar diyor ki bazı bilgisayarı şu açılış tuşundan açıp kapatıyordu. O kadar bilgisayarla evet. alakasız. Orada bir sürü şey öğreniyorlar. Sidipleri kahvede koyabilirlerdi. Yani bu bu 500 kişi kahve. bir süre sonra İçişleri Bakanı'nın şahsi davasını takip eden, bu yüzden maaş alan, sosyal medyada bunu tweet atan, İçişleri Bakanı karşılıklarına hedef alan, işler yapan ve bu sosyal medyada karşılaştığımız yapı olarak karşımızda duruyor.